Rabbimizin verdiği zaman nimetinin bilincinde olmayan insanların düşüncelerine, konuşmalarına ve hayatlarının her anına bu konudaki umursamazlıkları görünür bir şekilde yansır. Ahiret hayatını düşünmediklerinden, yapmaktan zevk aldıkları veya alışkanlık haline getirdikleri pek çok uğraşıya büyük bir tutkuyla bağlanmışlardır. Bunları her gün ya da belli aralıklarla sürekli olarak tekrarlayarak kendilerine bir fayda sağlamaya çalışırlar. Yapamadıkları zamansa sıkıntı ve rahatsızlık duyarlar. Oysa yaptıklarında Allah'ın rızasını değil, sadece kendi nefislerinin isteklerini gözettiklerinden bu esnada harcadıkları zamanın boşa gittiğini fark edemezler. Hayatları boyunca aynı iş ve uğraşlarla zaman geçirdiklerinden harcadıkları zamanı normal karşılar ve bir yanlışlık görmezler. Vaktin nasıl geçtiğini, boşa geçirip geçirmediklerini düşünecek bir iradeyle hareket etmezler. Bu nedenle ısraf ettikleri zamana bir türlü dur diyemezler. Allah, Kur'an'dan yüz çevirmiş olan insanların dünyada sadece oyalanarak vakit geçirdiklerini şöyle haber vermiştir. İşte o gün yalanlayanların vay haline ki onlar daldıkları saçma bir uğraşı içinde oynayan, oyalananlardır. Boş düşünce, hiçbir sonuç çıkmayan, hiçbir fayda getirmeyen düşüncedir. Örneğin, kişinin aleyhine olacağını düşündüğü bir durum karşısında, çeşitli planlar ve savunmalar hazırlaması, çevresinde konuşulanlardan kendine bir zarar gelip gelmeyeceğini düşünmesi ya da kendine hiçbir yararı olmayacak bir konu hakkında uzun süre fikir üretmesi, insana boşa vakit kaybettiren düşünceler arasındadır. İnsanlara zaman kaybettiren en yaygın düşünce şekli ise, ders çıkarma amacı gütmeden geçmişteki olayları belli sürelerle aklına getirmesi ve bunlar hakkında uzun uzun düşünmesidir. İnsanın karşılaştığı ve karşılaşacağı her olay, Allah'ın yarattığı kader dahilinde olduğundan, geçmişteki bir olayı ve gelecekte olabilecek bir olayı gereksiz yere düşünüp yorum yapmak boşa geçirilmiş bir zaman olacaktır. Kaderin mükemmelliğini göz ardı ederek pişmanlık duyulan bir olayı akla getirip saatlerce bu düşünceyle mücadele etmek sadece şeytanın insana zaman harcatmak için telkin ettiği boş bir kuruntudur. İnsanın boş düşüncelerle vakit kaybetmemesi, her fırsatta Allah'ı anması, Allah'ın varlığını, sanatını ve sonsuz kudretini gösteren yaratılış delilleri üzerinde düşünmesine bağlıdır. Böylece hem zihnin boş şeylerle meşgul edilmesi önlenmiş olur, hem de insan Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edebilme imkanına sahip olur. Allah, Âl-i İmrân suresinde samimi Müslümanların bu konuda gösterdikleri ahlakı şöyle haber verir. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Günlük hayatta yapılan boş konuşmalar, israf edilen zamanın önemli bir kısmını oluşturur. Dedikodu yapmak, insanlarla alay etmek, saatlerce yemek tarifleri, moda konuları ya da diziler hakkında konuşmak, kibir dolayısıyla haksız yere bir konu hakkında saatlerce tartışmak, politika hakkındaki sonuçsuz konuşmalar insanlara zaman kaybettiren boş konuşmalardandır. Bu konuşmalar,
vakit kaybettirmenin yanı sıra insanlara ahiret hayatını unutturup dünyaya daha fazla bağlanmalarına da neden olur. Oysa insanın ahireti için yapacağı en hayırlı konuşma, Allah'ı anmak ve Allah'ın büyüklüğünü, kudretini anlatan konuşmalara vesile olmaktır. İnsanlar konuşmalarında Allah'ı anmalı ve O'nun yüceliğini, eşsiz sanatını, sonsuz kudretini tarif edecek iman hakikatleri hakkında sohbet etmelidirler. İnsanlar birbirlerine Kur'an ayetlerini anlatmalı, Allah'ın kendi üzerlerindeki rahmetini ve merhametini zikretmelidirler. Birbirlerine duydukları düşmanlığı, günahı ve boş, amaçsız konuları konuşarak vakitlerini boşa harcamak yerine kendi aralarında iyiliği ve takvayı konuşmalı, birbirlerine iyiliği emretmeli ve güzel öğütler vermelidirler. Başlarına gelen iyi ya da kötü olayları anlatarak birbirlerine Allah'ın yardımını, her türlü sıkıntıdan insanı Allah'ın kurtardığını, sabretmeyi, güzel ahlak gösterebilmeyi birbirlerine sürekli hatırlatmalı ve daima kendilerine Allah'ın rızasını kazandıracak konular hakkında sohbet etmelidirler. İnsanlara gerçek anlamda yarar ve hayır getirecek ve Allah'a yakınlaşmalarına vesile olabilecek konular bunlardır. Bir ayette şöyle buyrulur: "Ey iman edenler! Kendi aranızda gizli konuşmalarda bulunacağınız zaman, bundan böyle günah, düşmanlık ve peygambere isyanı fısıldaşıp konuşmayın. Birri, iyiliği ve takvayı konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan sakının." Şu unutulmamalıdır ki, insan sadece boş ve saçma konular hakkında konuştuğunda zaman kaybeder. Allah rızasına uygun şekilde konuşarak harcanan zamansa, mutlaka hayır ve güzel bir karşılık olarak insana geri döneceğinden hiçbir zaman vakit kaybı olmaz. Bunun bilincinde olan müminler her zaman boş konuşmalara dalmamaya çalışırlar. Böyle bir ortam oluştuğunda konuşulan konuyu değiştirip Allah'ın anıldığı bir ortam oluşturmaya çalışırlar. Allah, Kur'an'da müminlerin bu örnek tavrını şöyle bildirmektedir: "Ki onlar yalan şahitlikte bulunmayanlar, boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurlu olarak geçenlerdir."